Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Pakistan'dan bizi şaşırtan bir hamle geldi. Pakistan'la Esad arasında mutabakat zaptı imzalandı. Suriye Esad yönetimi ile Pakistan arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında mutabakat zaptı Suriye'de imzalanmış oldu. Suriye ve Pakistan'ın ticari ve ekonomik işler için ortak çalışma grubu oluşturacağı da ifade ediyor. Mutabakat zaptı Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Dr. Samer El Halil ile Pakistan Ticaret Bakanı adına Pakistan'ın Şam Büyükelçisi Said Muhammed Han tarafından imzalandı. Pakistan Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı açıklamada ekonomik alandaki işbirliğinin iki ülke arasında yeni ufuklar açacağını ve ikili ticaret alışverişini arttıracağını vurgulamış durumda. Bu kapsamda Esad rejimiyle Pakistan arasında dediğimiz gibi anlaşma imzalandı. Etiyopya'daki son duruma bakalım. Etiyopya ordusu çok zor durumda. İsyancı Tigraylar adım adım ilerliyor. Öncelikle oluş sırasına göre aktaralım. Etiyopya kuvvetleri stratejik Desie kentinden geri çekildi. Öncelikle Fransız basını bu şekilde bir haber servis etti. Daha sonrasında Etiyopya güçleri AFP'ye verdiği demeçte kentin bazı bölgelerinde yaşanan şiddetli çatışmalar ve elektrik kesintisi sonrasında Etiyopya güçlerinin Amhara bölgesinde Tigray sınırındaki stratejik bir kasabadan çekildiğini duyuruyor. Daha sonrasında Tigray güçleri kasabanın kontrolünü ele geçirirken Kamboçya bölgesinde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin hükümet güçleri haftalar süren çatışmadan sonra stratejik şehirde kaybetmeye devam ediyor. Daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Tigray isyancılarının ilerlemesinin ardından onları Amhara bölgesinden geri çekilmeye çağırıyor. Şunu söyleyelim, Abiy Ahmed Ali Etiyopyalıları bir kez daha Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne karşı seferberliğe davet etti. Bu şekilde kendisinden açıklamalar geldi. Etiyopya'da bu kapsamda Tigray Halk Kurtuluş Ordusu'nun saldırdığı Amhara eyaletinde olağanüstü halin ilan edildiğinde ifade edelim. Bu kapsamda çok sayıda madde yayınlandı. Örneğin halka cepheye gitmesi çağrısı kesin olarak yapılıyor. Yine araçlara el konulacak. Bunun dışında bölgede bulunan Etiyopya Federal Hükümeti'ne ait tüm resmi kurumların faaliyeti askıya alınırken halkın günün çoğunda sokağa çıkması da engelleniyor. Yani kısacası sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda. Bu kapsamda Addis Standard'da Etiyopya basınında haber paylaşıldığını da ifade edebiliriz. Burada Etiyopya ordusunun stratejik bölgeleri kaybettiği de ifade edilmiş. Bu kapsamda Etiyopyalı analistler tarafından yapılan Etiyopya haritasını görmektesiniz. Öncelikle aylar önce Mekelle'ye kadar Etiyopya ordusu her yer almıştı. Tigrayların lideri Gebremichel ise dağa kaçmıştı fakat daha sonrasında ne oluyorsa 7000 Etiyopya askerinin esir alınmasıyla birlikte Tigray güçleri Mekelle'den sonra birçok kritik şehri almış durumda, adım adım ilerlediklerini söyleyebiliriz. Bu kapsamda Etiyopya'nın tabii ki hala büyük çoğunluğuna baktığımızda resmi hükümette olduğunu fakat inanılmaz bir hızla Tigray isyancılarının artık Tigray bölgesinden çıkarak Amhara bölgesine kadar geldiğini görmekteyiz. Bu kapsamda burada Etiyopya ordusunun bölgesel müttefiklerinin sarı renkte işaretlendiği de ifade ediliyor. Bu kapsamda da Ola gibi bazı grupların ise Sembete'yi ele geçirdiği ifade edilmiş. Diğer haberlerimize bakalım. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına petrol ürünleri taşıyan petrol ürünleri tankeri John Lentil'in Midilli'nin batısında Suda Körfezi ve Pisara adaları arasında geçiş yaptığı ifade ediliyor. Bu kapsamda görüntü servis edilmiş. Avustralyalı 10 yaşındaki Matthias Bronstouter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Avrupa'ya olan inancını kaybetmemesini söyleyen mektup yazarak "Çünkü Avrupa'da Rusya iyi davranan birçok insan var" şeklinde korktuğunu belirten küçük çocuğun bir mektubuna yer veriliyor. Rusya ordusu ve Esad güçleri dün yani pazar günü erken saatlerde Tel Tamer yakınlarında tatbikat yaparken ülkemizin olası operasyon ihtimaline karşı savunma hattını güçlendirdi.
ABD ise kendi kontrolündeki hava sahasına Rus uçaklarının girmemesi için uyarı atışları yaptı ifadesi kullanılmış. Bu kapsamda fotoğraflar servis ediliyor. Polonya askeri istihbaratı Ukrayna sınırına yakın düşman hatlarının gerisinde eğitim operasyonuna başlıyor. Polonya Savunma Bakanlığı uzmanların eğitimiyle ilgili görüntüleri de servis ediyor. Geçen gün yapılan açıklamada Polonya ordusunun 150 binden 300 bine çıkacağı da duyurulmuştu. Bu da onu Avrupa'nın en kalabalık ordusu yapacak. Çin'den uydu görüntüsü görmektesiniz. Uydu görüntüleri yakın zamanda elde edilen bir görüntü. 29 Ekim 2021 tarihine ait Çinli şirketin uydu görüntüsüne baktığımızda Çin'de bulunan bir fabrikanın bitişiğindeki Çin'in yeni uçağını görmektesiniz. Rampada 5 adet J-20, 18 adet J-10, birkaç insansız hava aracı ve diğerlerinden farklı olarak çok sıra dışı bir uçak gövdesi görünüyor cümlesi kullanılmış. Bir kentsel alanda bulunan havalimanı ve çevresindeki altyapı bu firmanın en yeni ve en büyük avcı versiyonunu gösteren ve son 10 yılda ortaya çıkan tüm sızıntı benzeri görüntülerle benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla Çin'in yeni uçağının uydudan görüntüsü servis edilmiş. 1 Kasım 2021 tarihinde paylaşılan haber aktaralım. ABD tarafından eğitilmiş bazı askerler ve istihbarat görevlilerinin DAEŞ'e katıldığı ifade ediyor. Afganistan'ın seçkin özel kuvvetleri ve istihbarat teşkilatlarının Amerikan eğitimli üyeleri Taliban'la mücadele etmek için DAEŞ'e katılıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre ülkede artan mezhepsel gerilimlerin son belirtisinde Hindu sağcı grupların düzinelerce Müslümanı rahatsız ettikten sonra kendilerinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre İsrail silahlarının ilk 3 müşterisi Hindistan, Azerbaycan ve Vietnam olarak görülüyor. Hindistan %45'lik paya sahipken Azerbaycan 17, Vietnam ise %8,5. Şu cümleler kullanılmış İsrail basınındaki habere göre Yahudi devletinin dünyanın 8. en büyük silah tedarikçisi olduğu ve silah ihracatının %77 arttığı ifade ediyor. Eylül ayında Hindistan'la Çin arasında devam eden sınır anlaşmazlığı sırasında ülkenin ordusunu yükseltme planlarının bir parçası olarak İsrail havacılık ve uzay sanayisinden yaklaşık 200 milyon dolarlık anlaşmayla 4 adet Heron MK2'nin satın alındığı da hatırlatılmış. ABD F-16'sının Basra Körfezi'ndeki deniz yüzey eğitimini desteklemek amacıyla tatbikat yaptı ve burada bir cisme atış yaptığı ifade ediyor. Bu kapsamda oluşan şok dalgasının fotoğrafı da servis edilmiş. Tedarikteki kriz devam ediyor. Otomobil yedek parçası piyasada bulunmuyor. OSS Başkanı Ziya Özalp, yedek parça tedariğinde ham madde, lojistik ve maliyet kaynaklı sorun var. Çin'deki fabrikalarda elektrik sıkıntısı nedeniyle haftada 4 gün kapatma durumu var. Krizin 2022'de de süreceği ifade edilmiş. Zaten hiçbir iyi haber alamıyoruz. Diğer haberimiz İstanbul'da Özbek sinema günlerinin yapılacağı ifade ediyor. 11 Kasım'da şeklinde paylaşım yapılmış.